Alan konusuna gelelim arkadaşlar. Alan konusuna gelelim. Üçgende alan aslında hani buraya gelene kadar da bir çok kez söyledik. Üçgenin alanının, Müge hocam da buradaymış, güzel. Üçgenin alanının ne olduğunu, üçgenin alanı ile ilgili biliyorsunuz. Üçgenin alanı ile ilgili yükseklik çarpı taban bölü 2 olduğunu biliyorsunuz ama ille o tabana yükseklik inilmeyebilir arkadaşlar. İlle o tabana yükseklik inilmeyebilir. Ne demektir o? İlle o tabana yükseklik inilmeyebilir. Eğer geniş açılı üçgen olursa, şimdi benim A noktasından A tabanına bir yükseklik inme şansım yok. O zaman ne yapıyorum? Dikkat et. Uzantısına yükseklik iniyorum. Yani geniş açılı üçgenlerde de H çarpı A bölü 2'dir alan. Ama uzantısına inerek bulursunuz arkadaşlar. Yani uzantısına yükseklik inerek buluyorsunuz. Evet. Peki. Alanın birinci özelliği bu. İkinci özellik olarak bakın karşıma ne geliyormuş? U formülü. Çok nadir çıkan bir formüldür arkadaşlar. Şöyle şekle bir baktığınız zaman hatırlayacaksınız diye düşünüyorum. Evet. Şekle bir baktığınızda hatırlayacaksınız diye düşünüyorum. Eğer üçgenimin içerisinde açı yoksa ya da işte ikizkenarlık yoksa, yani ben bir şekilde yükseklik inip o yüksekliğin değerini bulamıyorsam, sadece kenarları varsa arkadaşlar elimde, o zaman yapmam gereken şey şu: çevresini bulmak. Çevresi tabii ki de çevresi A artı B artı C olacaktır. Çevresinin yarısına biz U diyeceğiz. Çevresinin yarısına biz U diyeceğiz ve alandan şu şekilde bahsedeceğiz. Alan eşittir kök içerisinde U çarpı U eksi A çarpı U eksi B çarpı U eksi ne olacaktır arkadaşlar? C olacaktır. Yani yani alana eğer yükseklik olmadığında ya da bulamadığınızda ya da güzel bir açı yoksa ya da işte eşkenar ya da ikizkenar değilse, sadece kenarlar varsa, alana ulaşma yolu budur ki çıkarsa ben standart sapmasının yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar hep bir şekilde yükseklik bulmaya çalışıyorlar arkadaşlar ama değil. Bazen yüksekliksiz de ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Diğer slaytım. Aslında çok anlatılacak bir şey yok. Bunu sorular üzerinde anlatmak birazcık daha işime gelecek. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanlarını alanları tabanlarıyla orantılıdır demiştim ya, açıortay özelliğini kullanacağız diye arkadaşlar. Açıortay özelliğinde kullanabilirsiniz. Ne demek o? AH her iki üçgen içinde, ABD üçgeni içinde, ADC üçgeni içinde yüksekliktir. Dolayısıyla yükseklikleri eşittir. Yükseklikleri eşit olduğu için tabanlar oranı, yani BD'nin DC'ye oranı, alanlar oranı birbirlerine eşit olacaktır dedim. Çok bir şey yazmadım buna. Dik üçgende alan, demin Öklit'ten bahsederken de dile getirmiştim. Dik üçgenin alanını bulacaksan, hani A kare, C kare toplamları B kareye eşitti. He? Yazayım onu da. Öncelikle alandan şöyle bahsedebiliriz. Alan dediğimiz şey arkadaşlar, dik kenarların çarpımının yarısıdır. Çünkü bunlardan birisi kenar rolünü üstlenirken, bir diğeri yükseklik rolünü üsteniyor. Sonrasında şöyle yapıyorsunuz. Bir de şöyle de bahsedebilirsiniz. Aynı zamanda H çarpı B bölü nedir de diyebilirsiniz arkadaşlar. 2'dir de diyebiliyorsunuz. Tamam mıyız? Özelliklerimizi toparlayalım. Sona doğru geldik. Genel sorulara başlayacağız ama önce bunlar biraz önemli özellik olduğu için işin içine soru da katalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir ABC üçgeni var. 3 birim AD, 3 birim EC, 2 birim DE ve 4 birim de BE. Bir bölgenin alanını vermiş. Alan BDE 16 birim kare olduğuna göre AEC üçgeninin alanı nedir diye sormuş.
İşte benim en sevdiğim sorular, daha doğrusu en rahat yapabildiğim sorular bir bu, bir de benzerlik arkadaşlar. İkisinde de problemlerden ve mantıktan hatırlayacaksınız. Birazcık oran orantı, ne denir ona, hastasıyım. Yani sorular çok oradan geliyor diye hastasıyım aslında. Özel bir ilgim yok oran orantıya karşı. Şimdi şöyle, BDE 16 ise, bakın şuraya biz 16 birim yazıyorsak, aslında buradan yola çıkarak bütün üçgenin alanını belirleyebilirsiniz. Nasıl belirlersiniz? Şimdi ABE üçgeni için konuşacağım. İki tabanında 16 birim varsa, yani 8 katı varsa, 3 tabanında arkadaşlar, 3 tabanında yine 8 katı olan ne olacaktır? 24 birimlik bir alan olacaktır. Bunu söyleyelim. Tamam mıdır? 24 birimlik bir alanımız var. Arkasından şunu dile getirebilirim. Büyük üçgen için konuşuyorum. ABC üçgeninde. Dikkat edin. 4 tabanındaki alan 40 birime eşitmiş. 3 tabanındaki alan ne olacaktır? Direkt doğru oran. Yani kaça eşit olacaktır? 30'a. AEC üçgeninin alanı nedir diye sormuş bize. Ona da yanıt olarak ne diyeceksiniz arkadaşlar? Denizli seçeneği dersiniz ve olayı bitirirsiniz. Tamam. Okey midir? Var mıdır problem? Yoksa gelelim yeni özelliğimize. Bulmuştunuz değil mi? Oo, güzel. Denizliler buradaymış. Dinlediğinize sevindim. Biraz sıkıcı geometri. Demin Gonca hocamın yazdığı gibi. Uf, ne kadar çok özellik var. Aslında bunların her birini hocam özellik dersek yanmışız aslında. İşte açıortaylar, hani o açıortayın kollarından inilen dikme uzunlukları birbirlerine eşitti. Yani bu dikme uzunlukları birbirlerine eşitse şu tabanla bu tabanın arasındaki bağıntı burayla bura arasında vardır demeye çalışıyor. Yani ABN üçgeni ile ANC üçgeni arasındaki bağıntı aslında kollar arasında var demeye çalışıyor. Yine bu da açıortayla iç içe göreceğiniz, açıortayla iç içe göreceğiniz arkadaşlar alan sorularında karşımıza gelecektir dedim. Bak hemen de getirmişim. Açıortayla ilgili en önemlisi şu. Kollar oranı, tabanlar oranı birbirlerine ne yapacaktır? Eşit olacaktır. Kollar oranı, tabanlar oranı birbirlerine eşit olacaktı. Unutma, ABC üçgeninde AN açıortay 4 birim 6 birimden bahsediyoruz. ABN'ye 20 birim kare demiş, ANC nedir diye sormuş. Senden önce beklediğim yanıt şu. 4'e 6 ise tabanı 4K, 6K, hatta 2K'ya 3K da neyse. 4K'ya 6K dedim ve 4K tabanında hangi alan var ona bak. 6K tabanında o halde hangi alan olmalı ondan bahsedelim. 4'ün 5 katı olan 20 ise 6'nın da 5 katı olan ne olacaktır? 30 olacaktır. Yanıtınızı değiştirmeyin. Demin verdiğiniz 30 yanıtlarına devam, değil mi? 4'e 4 tabanına 20 geliyorsa 6 tabanına kaç geliyordur diye soruyoruz. Okey. Slide'a geri dönebilir miyiz? Hocam 5. kurala. Tamam, hemen döneyim Rüya hocam. Hop. Dur, dönemedim. Şöyle döneyim. Heh. Şimdi kuralımda şu vardı. Rüya Hanım, bu açıortay olduğuna göre şu uzunluklar, kırmızıyla gösterdiğim uzunluklar birbirlerine ne oluyordu hocam? Eşit oluyordu. Kırmızıyla gösterdiğim uzunluklar birbirlerine eşitti. Mevzumuz şu. İçini yeşil taradığım üçgen, içini mavi taradığım üçgen oranı bu yüksekliklere bağlı değildir. Nereye bağlıdır? Şu taban oranlarına bağlıdır. He? Şöyle taban oranlarına bağlıdır. İyi de bunlar açıortay olduğu için bu taban oranları, çizgi 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 ve baloncuk baloncuk yaptığım taban oranları aslında şu ve şu kol oranlarına eşittir demeye çalıştım. Taban oranları kol oranlarına eşittir demeye çalışıyordum. Tamam mıdır? Var mıdır problemimiz? Evet, güzel gittik. Bugün hızlı gittik. Devam. Herhalde üçgenleri bir toparlayacağız gibi geliyor.
107. slide'dan 87'deyim arkadaşlar. 13-20 slide'ım var. 107 civarında artık genel sorulara geçeceğim. Kurallarını bitiriyoruz. Şunu çözmüştük. Geldik buna. Burada da yine aslında çok bahsedeceğimiz bir şey yok. Sonunda ifade edelim ama. 6 numarayla verdiğimiz özellik şu. ABC üçgeninde ADBFCE kenar ortay ise ki kenar ortay ki G ağırlık merkezi 6 eş parçaya böler demişiz. Yani şunlardan bahsetmişiz. İşte şurası S ise şurası da S, yine her bir parçanın S olmasından bahsetmişiz. Ben benzerlikte bazen aklıma geldikçe ispatlıyorum şu S'lerin hepsinin altına oturarak çizeceğim diye inat ettim. Benzerlikte bazen aklıma geldiğinde ispatlıyorum. Bugün de gelir inşallah ispatı. Evet, hani çok kullanışlı bir şey değil. Görmek daha sağlıklı. Ama ola ki unuttunuz diyorum arkadaşlar. Şundan bahsediyoruz. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi ise diyor ya. Şu taralı alan arkadaşlar, kırmızıyla tarıyorum. He? Bu taralı alanla ilgili şöyle bir bağıntı var. Taralı alan eşittir. Alan ABC üçgeninin 12'de 1'ine eşittir. Bunu benzerlik anlatırken bir küçük ispatına da gireceğim. Bunun benzerlik anlatırken bir küçük dediğim gibi ispatına ne yapacağız arkadaşlar? Gireceğiz. Tamam. Bakıyorum diğerine. Hop. Mesela bu birazcık daha detay bir özellik hocam. Hani çıkarsa can yakacak olan özelliktir. Aslında yine açıortaylarla ilgilidir. Açıortayların kesim noktası iç teğet çemberin merkezidirle ilgili bir özelliğim. ABC üçgeninde iç açıortaylar tek bir noktada kesişir ve bu iç açıortayların kesim noktası denir. D iç açıortayların kesim noktası ise alan BDC, BDC'nin A tabanına oranı alan ADC'nin B tabanına oranı alan ABD ADB'nin C tabanına oranı eşit olacaktır bütün alanın çevreye oranına deriz. En son bununla ilgili soruyu ALES'te ne zaman çözdün hoca hatırlamıyorum ama öyle söyleyeyim. Yani çok bilindik bir özellik değildir arkadaşlar. Karşınıza soru olarak getirmiş miyiz bakayım bir. Getirdiysek bir defa çözersek alışkanlık sağlarız demişiz ama soru olarak da getirmemişiz. Birazcık uzun bir sorumuz var karşınızda. 90 yapınca özelliğini biraz uzun anlatmışız arkadaşlar. Evet, 80 yapıp öyle görelim. Şimdi çok bir şey söylemeyeceğim aslında. Açıortayların kesim noktasına sevgili arkadaşlarım ne demiştim ben? Açıortayların kesim noktasına. İç teğet çemberin merkezidir demiştim. Doğru mu? Söylediklerimi şöyle kırmızıyla altını çizeyim. AOB üçgenin alanı AOC üçgenin BOC üçgenin alanlarını toplarız. Tamam, topladık. C çarpı R kare bölü 2. Şundan bahsediyoruz. Ben size o alanları göstereyim. Şimdi bir şurada bir alan var. Aa, güzel çizemedik. Biraz ince. Şurada bir alan var. Yukarıya doğru hiç çizemiyoruz ya. Tarayayım o zaman içini.